son yıllarda artan tarikatlar neden Türkiye'ye geliyor? Bunların çoğu aslında Batı'nın kirli emellerinde destek aldığını biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız bu videoyu sonuna kadar çok iyi dinleyin. Tabii hatalarımız olabilir. Bu hataları cevaben usulüyle yazarsanız bizler de mutlu oluruz. Irak, Suriye, Afganistan, Çeçenistan, Suriye, dediğim gibi Lübnan ve diğerleri. Bu bölgelerden akın akın olan ve on binlerce üyesi olan tarikatlar, bölgede oldukça güçlü olan tarikatlar bunlar, yönünü Türkiye'ye çevirdi. Öncelikle sermayesi olan bu oluşumlar bir şekilde Türkiye'ye biri ya da birileri tarafından bir şekilde yönlendiriliyor. Ticarette, ardından sosyal medya, ardından diğer oluşumlar içerisine, tabi bu şehirlerine bağlı olan üyelerle birlikte buraya geliyorlar. Ticaret de yapıyorlar. Şimdi tarihin biraz tozlu sayfalarına gidelim. Olayı biraz daha derin anlatalım. Anlatabildiğimiz kadar. Barzani, hani şu meşhur Irak'ta olan. Barzani'nin atası Şeyh Ahmet Barzani. Bu kişinin 300'e kadar halifesi olduğu, bunlardan yanlış hatırlamıyorsam 30 kadarı da Kürtlere verdiğini, yani icazet veriyor. Nakşibendi tarikatı içerisinde bir anda sinsile içerisine giriyor ve icazeti de alıyor. Kimden alıyor? Abdullah Dehlevi'den alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam yine bu Hindistan civarlarında vesaire olması lazım. Sonrasında Barzani aslında emeline de ulaşmış oluyor. Osmanlı ve Türklere karşı ayaklanma da yapıyor. Bu şeyh denen adam, yani o devirlerde Allah dostu, haşa ve kella, Mehdi denen bir adam bu. Dikkat edin. Allah dostu ve Mehdi. Şeyh Muhammed sohbetlerinde tuhaf ve kaba yöntemler kullansa da dinleyicilerin anladığı tarzda konuşmasından ötürü Kürtlere de kendisini bağlıyor. Başlarda Şeyh Ubeydullah'a bağlılığını bildirse de onun 1880'lerde öncülük ettiği isyanlardan dolayı Osmanlı tarafından Hicaz'a sürgüne gönderilmesinden sonra Şeyh Muhammed bölgede nüfuz sahibi olmaya başlıyor ve çevrede aşiretler üzerinde otorite kurmaya da başarıyor bir şekilde. Bu durum Şeyh Muhammed'in Mehdi olduğu söylentilerini yeniden gündeme taşıyor. Öyle ki müritleri Mehdi'nin adının Muhammed olması gerektiği yönünde söylentiler yaymaya başlıyor. Ardından Şeyh Muhammed'i Mehdi sıfatıyla duyuruyorlar. Bu olaydan sonra Şeyh Muhammed Osmanlı'ya karşı cihadı mukaddes ilan etti ve Musul seferini başlattı. Şeyh'in bu kararını kabul etmeyenler öldürüldü. Zibarı aşiretiyle aile bağlarına sahip saygın bir kişilik olan Molla Perisev, Şeyh'in müritleri tarafından parçalara ayrılarak vücudunun parçaları bir ceviz ağacının kovuğunda yakıldı. Şeyh Muhammed 1903 yılında öldüğünde geride 5 oğlu kalıyor. Abdülselam, Ahmet, Muhammed Sıddık, Muhammed Babo ve Mustafa Barzani. Şeyh Muhammed'in ölümünün ardından yerine büyük oğlu 2. Abdülselam geçti ve kısa zamanda bölgenin dini ve siyasi lideri haline geldi. Dikkat edin. Dini ve siyasi liderin haline geldi. Zaten Barzanileri biraz daha geriye gidelim. Bu diğer dış devletlerle falan arası çok iyi yani. Öyle bir adam bu Barzaniler. Aşiret için düzenlemeler yaptı. Bölgeyi kalkındırmak ve sosyal hayatın aksayan yönlerini düzeltmek için çalıştı. Bu döneme kadar Barzani aşiretiyle çok fazla ilişki içinde olmayan Şirvani, Dolomari, Mazuri, Baroji, Nizari, Kerdi ve Herkiye, Beneci aşiretleri de ne yaptı? Birleşti. Böylece Barzani aşireti yeni katılımlarla bölgede daha etkin bir rol oynamaya başladı. Osmanlı kayıtlarına bakılırsa Şeyh 2. Abdülselam'ın
Selam Barzani, Musul vilayeti bölgesinde Divani adlı gizli bir örgüt ve bölücülük faaliyetleri yapıyor. 30 güvenlik görevlisini katlederek isyan hazırlığına başladı. Tabii ki Osmanlı ordusu da bölgeye asker sevk ediyor. Yöreden ayrılan şeyh işte ne yapıyor? Ortalık sakinleşince tekrar memleketine dönüyor. Osmanlı yönetimi uslu durması için kendisini de ödüllendirmiş. 4. dereceden Osman nişanı da göndermiş. Şeyh 2. Abdülselam Aralık 1913'te yeniden isyan hareketine başlattı. Nişan aldıktan sonra Hareki aşiretinin Mam fıkrasına saldıran şeyh adamlarıyla beraber İran'a kaçıyor. 1913 sonlarında İran'a giden şeyh Abdülselam Umriye yakınlarında Şeyh Muhammed Sıddık Nehri'nin oğlu Seyit Taha'nın Rajan köyündeki evinde konuk oluyor. Ardından İran'daki meşhur Kürt önderi İsmail Ağa Miskoyu ziyaret ediyor. Onunla birlikte Hoy ve Tiflis'e giderek Çarlık yönetimi Rus generallerle görüşüp Kürt isyanı desteklemelerini istiyor. Tehlikeyi gören Osmanlı yönetimi Şeyh'in başına ödül koyuyor. Bu hani Allah dostu denen kişiler işte artık neyse. Dönüşte Simko'dan ayrılan şey Gecegen'in köyündeki Safi Abdullah'a yani İbrahim'e misafir oluyor. Abdullah Osmanlı Devleti'nin vaat ettiği ödülü alabilmek için gece uyurken şeyhi yakalayarak Osmanlı yönetimine teslim ediyor. Bu hepsi bunları kayıtlı bu arada. O zamanlar genç bir subay olan Fevzi Çakmak tarafından Musul'a götürülen ve yargılanan şeyh mahkeme kararıyla 14 Aralık 1914'te yönetim kadrosuyla birlikte idam ediliyor. Ne olmuş? İdam edilmiş. Tekrar söyleyelim, ne olmuş? İdam edilmiş. Kime başkaldırmış? Osmanlı'ya. Bu tarihte Musul valisi olan Diyarbakırlı bir Kürt şair Süleyman Nafız idamın sorumlusu olarak Kürt aydınlar tarafından hala suçlanıyor. Bu da devlet arşivlerinde var. Belgesi ekranlarda görürsünüz. Kürtlerin özerliği için silahlı isyan başlatan şey 2. Abdülselam'ın idamından sonra aşiretin ve ailenin başına kardeşi Şeyh Ahmet geçiyor. Henüz 18 yaşındayken aşiretin lideri olan Şeyh Ahmet Barzani, Zibari aşiretinden Faris Ağa'nın kızıyla evlenerek Barzani'lerin bölgedeki kazanımlarını koruyup sağlamlaştırıyor. 1969 yılında ölümüne kadar aşiretin başında dini liderliğini koruyan şey, daha önce Barzani aşiretinin mensubu seleflerinin kendilerine Mehdi piyasesi vermesinden ötürü daha da ileri giderek kendisini yeryüzünün ilahı yani tanrısı, daha doğrusu Arapçada bir eşten sorumlu işlere çekip çeviren manasına gelen Rab ilan ediyor. Ne yapmış? Kendisini ilah tayin etmiş. Kendisine bağlı mollalara gönderdiği mektupta gökyüzünün tanrısı Allah'tır. Yeryüzünün tanrısı Rabbül Art yani dünya işlerini çekip çevireni düzeni sokup yönetim anlamında ise benim diyerek yazarak bazı ibadetlerin sona erdirildiğini duyurmuş. Bu nedenden ek olarak toplum mülkiyetlerinin ortaklaşa kullanımı sebebiyle Kürdistan'ın tabi onların deyişiyle en ünlü Nakşi şehirleri olan Nehriler'le özellikle de çok sayıda 1200'ü kadar köy sahibi olan Şeyh Ubadullah Nehri ile özel mülkiyete veya mülkiyet tekeline inanmayan Barzani şeyhleri arasında çelişkiler olmuş. Nehrilere göre Barzani şeyhleri bu yeni dini tefsirlerin yoldan çıkıp şeytana uymuşlar. Dış dünya ile bağlantısı olmayan Barzani ve diğer aşiretlerden müritlerin tecrit edilmiş varlıkları ve şeyhlerine olan sınırsız bağlılıkları onların bu adamlar yani Barzani şeyhlerine tanrı muamelesi yapmalarına ve tapınmalarına yol açmış olabilirdi.
Her ne kadar Barzani aşiretinin lideri Şeyh Ahmet 1969 yılında yaşamını yitirse de aşiretin kontrolü 1930'lu yılların başında kardeşi Mele Mustafa Barzani'nin eline geçti. Değişik bir adam bu da. Nakşibendi tarikatının halifeliğine haiz bir ailenin sinsiyetinden gelmiş olmasına rağmen Mele Mustafa tarikat şeyliğinden ziyade Kürtler arasında politik bir lider olarak ortaya çıktı. Birçok isyana öncülük etti. Ben biraz önce söylemiştim. Siyaset ve dini şeylere bunlar şeyler yani böyle vakıflar. Bu her tarikat içerisinde hemen hemen var. Hepsi için söyleyemem. Neticede tarikat bir yoldur. Yani baştaki neyse tabanda odur. Öyle söyleyelim. İsmaili mezhebinin, dikkat edin buraya. İsmaili mezhebinin batini tasavvufu ile derviş ruhundan etkilenen Barzani şeyhlerinin nakşibendiliği toplumcu, ortakçı ve paylaşımlı tarzda yorumlayıp hayata geçirmeleri olayı Şeyh Ahmet zamanına kadar sürmüş. Tamam, burayı iyi anladınız. Ancak Barzanilerin Irak yönetimiyle sonu gelmeyen savaşlar, özellikle iktidardaki Bas yönetimiyle enfal türünden soykırımcı imha operasyonu Barzani toplumunun dokusunu yani oluşumunu da paramparça ediyor. Binlerce köy yerlerde işte bir ediliyor. Bazen toplumculuk ve paylaşımcılık anlayışı bilinçaltına kalmış olsa bile bu vasfını yitirmiş. Yöneten ve yönetilen zengin ve fakir ayrışmasına paralel olarak şehirlerdeki yozlaşma ile birlikte bireycilik ile insan insanın kurdudur anlayışı bunlar da ön plana çıkmış. Bugün bile Barzani, yani biraz önceki bahsettiğim bu Barzaniler Türkiye'de olan bazı tarikatlar içinde hala sinsile içerisinde maalesef. Yani şimdi bu tarikatlar, tarikata gidenler iyi bilir, rabıta vardır. Bu rabıtada bu işte Mevlana vardır. Bu sinsilenin içerisinde Barzani vardır. Düşüne düşüne bunlara dua falan edilir. Böyle bir oluşum. Bunlar böyle şapkadan zıp, lambadan böyle cin gibi çıkıyorlar. Kıymetli arkadaşlar, tarikata gidebilirsiniz. Ders alabilirsiniz. Kur'an öğrenebilirsiniz. Ya da tamamen onlarla aynı görüşte olabilirsiniz. Fakat işin aslında gerçeği de bu değil. Bunu birazdan ben yine size örneklerle dilimin döndüğünce kaba tabirle yumuşak bir şekilde aslında size anlatmaya çalışıyorum. Böyle çok dini bilgiler sunup da kafanızı yormaya, bulandırmaya çalışmıyorum. Size ben şimdi burada Arapça kelamlar da derim, hadisler de söylerim. Bir problem yok. Ama sizi kandıramam. Sizi kandırmak da istemiyorum. Benim bu anlattıklarımı inanan, dinini bilen, araştıran, Rahman ve Rahim olan Allah araştırın diyor ya, araştıran herkes bunları çok rahat bir şekilde aslında ne yapabilir? Görebilir, yorumlayabilir, okuyabilir. Değil mi? Allah diyor ya, akletmez misiniz? Akledeceksin. Araştıracaksın. Bak, kul hata yapabilir ama hatasını da bir nebze olsun düzeltebilir. Hepimiz Allah'ın neticede bir kuluyuz. Kimimiz farklı inanıyor, öbürü farklı inanıyor. Ama ben kendimden mesulüm ve bildiğim kadarıyla da anlatmaya çalışıyorum bazı oluşumları. Burada şimdi bir sürü farklı videolara yorum yazan arkadaşlarımız da var. Hani Allah hidayet etsin. Abuk sapuk yorum yapıyorlar. Ne gereği var? Hiçbir dini bilgileri yok yani. Yok, bu Allah dostudur deyip geçiyor. Nereden biliyorsun Allah dostu olduğunu? Bir şey mi var yani? Bir ayet hadis mi var yani bununla ilgili? Bu Allah dostunda şu özellik var mı diye bir şey mi var yani? Her gördüğü bir şeyi keramet sanan insanlar var. Birazdan o konuya da geleceğim ama şu olayı bir bitirelim. Gelelim şimdi bu badem meselesine. Bu zamanlarda bu arttı yani, böyle bir değişik bir millet olduk, anlamadım gitti. Bakın, benim Geylani tarikatıyla ya da Kadri tarikatıyla benim hiçbir alakam yok. Tamam. Ama son zamanlarda artan bir oluşum var. Özellikle diyorum Irak, İran ve Suriye bölgesinden gelen tarikat mensuplarına karşı dikkatli olun. Tamam. Dikkatli olun.
Bizim zaten kendi içimizde bir tarikatımız var. Bu tarikatlarımız bizim kültürümüzü de biliyor. Mesela örnek veriyorum. Ömrünü İsmaila cemaatinde geçirmiş. Tamam. Geçirmiş bir kişi. Bugün Taksim'e gitse, aklında sadece belki bugün demeyelim de eskiden Taksim'e gitseydi. Onun gibi giyinmeyen kişileri görseydi, Allah hidayet etsin deyip geçerdi. Vay be falan filan derdi. Bir şeyler derdi kendi kafada, girip de müdahale etmez. Ama son yıllarda bir değişik bir oluşum var. Sokaklarda işte internette düşüyor. Senin başın niye açık? Sen niye böyle geziyorsun? Sen utanmıyor musun? Sen ahlaksız. İşte bu oluşumlar bireyleri birbiriyle böyle kutuplaşma noktasına getirip toplumda bir kargaşa çıkarmanın şeyindeler. Buna karşı bizim hepimizin dikkatli olması lazım. Bakın, her şeyi devletten beklemeyeceksiniz. Devletin polisinin askerini böyle olaylara kat, bazı olayları kendi içimizde toplumsal bütünleşmeyle, çağdaş yaşamla beraber bir şekilde bunu birleştireceğiz. İnanan insanlar da var bizim toplum içerisinde, inanmayan insanlar da var. Ben bundan yaklaşık belki de 20 yıl kadar falan olmuştur. Aşağı yukarı Ulu Cami'ye gittim. Ulu Cami'de tabii küçüğüm yani o zaman. Namaz kılıyorum. Ondan sonra tabii turistler falan geçiyor yani. Onlar camiye istediği gibi halde küldüre giriyor. Ama ben namaz kılıyorum. Ben şimdi mesela onların o şekilde dolaşma, ben rahatsız olmuyordum. Hatta mutlu oluyordum. Diyordum ki ne güzel lan, camiye geliyorlar. Ziyaret ediyorlar. Ben de namaz kılıyorum. Şimdi o benim inancımı taşımıyor olabilir. Oraya gelip orayı izleyebilir. Belki benim namaz kılmamdan, belki benim ezanı Muhammedi okumamdan etkilenecek yani. Bir şekilde etki, yani kavga ile kimse kimseyi mesela etkileyemez. Doğru mu? Onun için söylüyorum. Ben inanabilirim sizin inandığınıza, inanmayabilirim. Ki çoğunun inandığına da inanmıyorum. Ben Allah ve Resulüne inanırım. Hadislere ve Kur'an'a bakarım. Kendimce bakarım, işte nereden gelmiştir, sinsilesi nedir, bu hadisi kim söylemiştir, kaynağı neresidir, hangi şeylerde geçmektedir. Bunun zaten şeyi var. Bakarsın hadis gerçek mi, doğru mudur diye. Bunu programa koyarsın, yazarsın, sorgularsın. Yani bu üniversitelerin hepsinde var yani. Arapça bilen herkes onun kaynağını bulur. Diğer noktaya gelelim. Dedim ya, bizim Geylani ya da Kadirilik şeyle, benim inancıma göre Geylani ve Abdülkadir Geylani'nin bir tarikatı yok. Bana göre tarikatçı da değildi kendisi. Ben de kitaplarını okuyorum. Böyle bir oluşum hiç görmedim ben. Geylani Hazretleri'nin kitabında, sohbetlerinde. Şimdi Şeyh Muhammed Hüseyini ve Şeyh Ubadullah Hüseyini. Şimdi bu iki ismi iyi araştırın. Şimdi bunların bir tanesi, ben yanlış hatırlıyor olabilirim, beni düzeltin. Günahlarını da almayalım kimsenin. Bu iki ismi de benziyor. Bir araştırdım, şöyle bir baktım. Şimdi kaynaklara falan baktım, araştırdım. Mesela Muhammed Hüseyin'i. Galiba bu 14 yaşında falan icazet almış. Bir ara buraya, Türkiye'ye de geldi. Peygamber torunu dediler. Bir şeyler dediler. Bunu uçurdular bir ara falan filan. Bayağı bir popülerdi burada. Böyle geldi, böyle genç bir adam falan. Meşhur bu adam. Uçuyordu falan bu. Bir şeyler yapıyordu. Sonra tacizler, macizler, yanlış hatırlamıyorsam böyle olaylara çıktı. Şimdi aynı tarikatın sonu Şeyh Ubadullah Hüseyin'i de, bu bademci El Kadiri diye devam ediyor. Yanlışsa beni düzeltin. Tamam. Buraya kadarı okey. Yanlışsa beni düzelt. Bu da bademci. Bu elinde işte badem çıkarıyor. Bazen başka bir şeyler çıkarıyormuş falan filan. Şimdi ben çıkardığını zaten inanmıyorum. Tamam, bir kerameti falan da yok. Yani videoyu yavaş oynattığınızda, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki onun elinde işte boşluk vardı da, oradaki boşluk falan öyle. O boşluk falan değil. O badem. Tamam, yaklaştırırsanız onu, görüntüyü, badem olduğunu görürsünüz yani. Bazı arkadaşlar da uyanık. Diyor ki badem işte diyor, aslında diyor kerameti. Oğlum manyak mısınız siz? He? Değil, değil. Gerçekten söylüyor. O boşluk değil. Evet, o badem, ama o keramet değil.
Tamam. Bizim millet biraz böyle işte enteresan olaylara hemen baş eğerler. Bunların sebebini de söyleyeceğim şimdi. İzlediği film ve sohbetlerden etkilenmiş olsa gerek. Ama işin daha korkunç bir yanı da var. Bakın sizin için araştırma yaptım ha. Bu önceleri bu Fethullah Gülen denen kansızın vatan haininin kanallarında, ona yakın olan kanallarda dini filmler vardı işte. Bunlar tarikatları anlatırdı, işte o mübarekleri anlatırdı. Onları da yanlış anlatırdı. İşte mübarek asasını atardı, ok olurdu, gidip kafasına vururdu adamın döne döne. Değil mi? Üflerdi bir şeyler yapardı oradan. Bunlar hep kurgu. Bu mübareklerin böyle olayları yok. Yani böyle yok odun attı, ok oldu falan filan böyle bir şey yok. Kendilerine de medet diletmezler. Medet ve istek, yardım Allah'adır. Onun dışında kimseden gidip yardım isteyemezsin güzel kardeşim. Allah. Seni yaratandan isteyeceksin her şeyi. Onu başta söyleyelim de. Yani abuk sabuk bir şeyler takıyorlar. Yani bu mübareklerin de şeylerinde de yok yani. Kitaplarını açın bakın okuyun. Bozulmamış, sonradan ekleme yapmamış kitaplarından bahsediyorum. Açıp bakın okuyun. Böyle olaylar da yoktur bunlar. Bunlar gerçekten söylüyorum. Ömrü hayatını Kur'an-ı Kerim'e, Hazreti Peygamber'e adamış kişiler aslında. Ama birileri bunları bir şekilde çarpıtmak için biz ondan geliyoruz, şundan geliyoruz, torunuyuz, morunuyuz deyip zıplıyorlar yani. Yok soyadı tutuyor, sinsileden hemen araya kaynak monta. Tabii güzel tık değil mi? Sabah güneşimiz doğdu. Olmuyor böyle. Onun için dikkat etmek lazım. Yani aynı FETÖ olayları gibi. Şimdi bu ilk başta anlattıklarımıza gelelim. Bakın her toplumda cahil olunur fakat Allah cahilliği de affetmez. Hele böyle bir yalanın ve iftiranın böyle kötülüğün ete kemiğe bürünmüş halini asla affetmez. Çünkü artık gözde o gelmiştir yani. Şimdi bunun için Tövbe suresi bir tane söyleyeceğim. Tövbe suresi 65 ve 66'yı okursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Tabi yine de en doğruyu Allahu Alem Allah bilir. Şimdi siz her tarikat yöneticisine kerameti var, Allah dostu derseniz haşa hata edersiniz. Biz ne kadar hoca gördük, tacizden içeri giren, vatanına ihanet eden ve hala içeride olanları da gördük. Bunları neden anlatıyorum? Yarın devletinize baş kaldırmayın, toplumda bölücülük yapmayın, yasaları da çiğnemeyin diye. Diyeceksiniz ki haşa öyle işte yani bunlar aslında sizi öyle bir kıvama getirir ki aklınızda alır. Şimdi örnek verelim. Bu alçak FETÖ'nün muritleri var mesela hala. Bayağı bir önce de haberlere falan da konu olmuştu. Cezaevin duvarları bunlara ağlıyormuş. Hocaları sözde hocaları bunların rüyasına giriyormuş, sabredin diyormuş. Şimdi böyle inanan kişiler de bunu cahil işte yani. İşte ama bu adamlar profesyonel adamlar. Ciddi söylüyorum, profesyonel adamlar. Bunlar Müslümanın azıcık böyle bir inancı olsun, birazcık da böyle zayıf olsun hemen oradan yakalarlar. Tamam. İnançlı ve Allah Resulü olduğunu biliyorlar ama derslerinde de ve sohbetlerinde sadece itaat üzerine bunlar. Ders ve sohbetlerinde bu tarz kişilerin sohbetleri ve anlatımları hep böyle itaat üzerinedir. Aman şey falan, aman mübarek, aman Allah dostu falan deyip hep böyle itaat. Hep itaat, tam itaat ama. Ben bunlardan beriyim. Biz bunlardan beri olmalıyız zaten. İtaat Allah'a, Resulüne. Tamam. Bu ve bunlar gibilerin aslında onu da bir farklı konuda anlatmak lazım ama yakında kokusu ortaya çıkar. Bu ve bunun gibilerin bu Kesnezani tarikatı var gibi başka şeyler var. Kimlerin maşarı olduğunu aslında çok iyi biliniyor. Yani bunlar aslında ümmeti Muhammed'in aklını çelen, onları aldatanlar olduğunu ben düşünüyorum. Düşüncemde de haklı olduğumu aslında yıllar içerisinde hala görmeye devam ediyor. Keşke görmesem ama görüyorum.
Biz işte ondan sonra bakın bu olay bazı olaylar olduktan sonra işte biz kandırıldık. İşte yok bizi uyarmadılar demeyin. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bazı olaylar vuku bulduğu zaman vallahi sizi içeri alır. Tamam. Yani çok ağlatırlar sizi. Çok döverler anam benim. Bak çok döverler. Hiçbir şeyin hele ki böyle şeylerin böyle ihanet şer odaklarının affı olmaz Türkiye'de. Bugün kafanız güzel olabilir. Bugün size bir şey yapmayabilir ama devlet bir noktada da izler. İzler ve o çekici vurur yani onların ortasına. Ondan sonra da kimse ağlamaz. Şimdi ben neden Kesnezhane dedim? Şimdi Kesnezhane tarikatı Iraklı. Saddam'a yakın, Saddam'ın yatak odasına kadar giren bir tarikat bunlar. Ya oranın FETÖ'sü. Ve hala oradalar. Niye mesela Saddam devrildi, onlar devrilmedi? Bunların araştırılması lazım. Akıllı olmak lazım. Buradan gelen özellikle bu coğrafyalardan gelen tarikatların başkalarının maşası olma ihtimali çok ve çok yüksek. Gerçekten söylüyorum bunu. Yine bu Afganistan ve Pakistan bölgelerinde de var böyle gruplar. Yine bunlar da aynı şekilde değişik şeyler yapıyor. Mesela Çeçenistan mesela. Kadirov. İşte bak Kadir. Kadiri tarikatından mesela. Kimin yanında bu adam? Şimdi bu adam şey. Kendine zikir falan yaptırıyor yani. Ne olacak şimdi bu? Kadirov keramet sahibi mi? Değil. Nasıl olacak? Yani onun için Müslümanın da akıllı olması lazım. Bazı insanların da işte sosyal medyada ya görüyorum gerçekten Allah akıl fikir versin, Allah hidayet versin. Kardeşim ben sizin şeyh dediklerinizin hiçbirisine inanmıyorum. Ben Allah ve Resulüne inanıyorum. Evliyalar Allah dostu var mıdır? Tabii ki vardır. Keramet var mıdır? Tabii ki vardır. Ama ben keramette sahibiyle benim ne alakam olabilir ya? Ya keramet sahibi beni kurtarabilecek mi? Mesela. Herkes kendinden mesul değil mi? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed kızına öğüdü neydi? Bana güvenme. Eşine neydi yani söylediyse? Bana güvenme. Herkes kendine. Yok ben hocamın şeyinin altında, şalvarının altında girerim. Yok beni kibrit kutusuna sokarlar. Tamam mı? Yok cebine girecekmişiz. Yok ben şu bilmem bir şeyi kolundanım. Bizi hemen götüreceklermiş. Hiçbir şey. Yok böyle bir şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani kızına eşine söyleme vermediği ayrıcalığı lan senin şeyhine mi verecek lan? Manyak mısın sen? Hiç mi kafan çalışmıyor? Ha. Allah'ın dostlarının bazı şeyler olabilir ahirette. Ama bizim itimadımız Hazreti Muhammed'e yani. Şefaatine yani. Allah'ın şefaati olacak yani. Ne diyelim şimdi? Allah kime veriyorsa bunu biz peygambere yani Hazreti Muhammed'e kime şey yapacağız şimdi? Elinden badem çıkarıyormuş adam falan. Lan eskiden şey vardı Show TV'de Arif. Sihir falan yapıyordu yani. O da mı keramet sahibi? Bir tane adam var. YouTube'da görürsünüz. Güvercin falan uçuruyor. Çipleşiyor güvercinler havada bir taklatıyor falan. Adam lan diyorsun ki nereye koydu lan güvercini? Adam böyle 5 tane güvercin çıkarıyor lan. Bir cebi var, iki cebi var, üç cebi var lan. Neresine koyuyor? Adam bakıyorsun dazlak. Göz yanılması işte adamlar yapıyor kardeşim. Bu arada bu Kesnezhane tarikatıyla ilgili birkaç örnek daha vereyim de. Bitirelim çok fazla da uzun uzadı olmasın. Bu Kesnezhane tarikatın hahamlardan ders alıyor. Kesnezhane tarikatının bir kolu yani bir kol demeyeyim. Kesnezhane ders alırken kabala öğretisiyle alıyor. Hani bu şiş sokma, cam yeme, ateş yutma gibi olaylar bu kabalistler. Bu kabaliste mistiniz öyle bir şey bir öğretisi vardı onun. Tabii biz araştırıyoruz öyle. Cahil değiliz yani. Öyle bir öğretisi var bunların. Kabalistlerin böyle şeyleri var böyle. Tak böyle şişi bir sokar buradan. Duymazsın bile yani. Keramet sahibi mi oldu şimdi yani kabalistleri? Yani bir tane demek ki bizim bir tane kabalist gelse kafasına iki tane
Sarık, azıcık da sakal, zaten sakallılar. Bir sakal bıraksa, bıyık, o oh. Değil mi? Kafada hafif tıraşlı olsa biraz. Demek oradan şiş soksa, uf dese falan, hiçbir şeye yanmasa, ateşi böyle yutsa, olan ateşi söndürdü falan. Camı yiyor, hiçbir şey olmuyor, mübareğe bak falan. Değil mi? Bu keramet mi bu? Bak, o şiş harbiden sokuyor bu arada, şakayla değil. Şiş harbiden giriyor yani vücuduna. Keramet sahibi mi oldu şimdi bu adam? Ya bir kabalisti o zaman keramet sahibi zannedeceğiz, öyle mi yani? Öyle mi oluyormuş bu işler? Onun için böyle şeylere, uyduruk gaydırık şeylere de inanmayın. Aklınızı da bozmayın. Kur'an'ı okumak isteyen okur. Yorulduğu yerde istişare eder, sorar herkese. Tek bir yere değil, birkaç yere sormakta fayda var. Aynı oluşum içerisinde değil. Farklı yerlere de sormaya çalışın. Hadis konusunda ciddi manada söylüyorum. Eğer Arapça bilginiz yoksa hadis konusunda yanılma ihtimaliniz çok yüksek, çünkü Google'da search ettiğiniz zaman çok farklı şeyler görebilirsiniz. Bağlantılarını ve kaynaklarını tam olarak vermiyorlar. Tirmizi diyor geçiyor. Lan Tirmizi'den öncesi de var. Oradan bağlanan şeyler de var. Mesela onları yazmıyorlar. Ben birkaç tane örnek var mesela. Hazreti Ayşe olayı, Hazreti Ali olayı, işte kadının lider olup olamamasıyla alakalı olarak çok fazla şey var mesela orada. Bağlantıların çoğu eksik mi? Ve yazmamışlar. Onun için eksik bazı şeyler. İnternette herkes kendi kafasına göre artık kaynak ekleyebildiği için bizim milletimiz araştırmıyor. Diyor ki Tirmizi bu, geç. Bir araştır, gerçekten söylemiş bir adamı, adamı da günah almayı boşuna yani. Öbürünün de hakkını yiyorsunuz mübarek boşu boşuna. Demem o ki. Benim söyleyeceğim aslında bunlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir zamanında baş kaldırmış. Osmanlı'ya karşı baş kaldırmış kişiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hala sinsiliyede okunup ona dua ediniyorsa bir sıkıntı vardır. Yine aynı şekilde taciz, tecavüz, uçan, kaçan adamlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını kullanıp aynı tarikat içerisinde birbirlerine icazet vermişlerse, icazet almışlarsa büyük sıkıntı var. Hani Allah dostları yanılmazdı. Ha? Allah'ın dostu ne demek? Onun gibi yani. Doğruyu konuşan demek. Ne demek Allah dostu? Hani olmazdı. Bunlar olmuş. Demek ki onlara verende de bir sıkıntı var. Onlara da geleceğim de insanları üzmek istemiyorum. Büyük sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar var. O yüzden kendiniz araştırın. Her şeyi de bir bilene soralım değil mi? Kendiniz de araştırın, okuyun. Gününüzü, gecenizi verin ya. Ama doğru bilgiye ulaşmaya çalışın. Doğru bilgiye ulaşırken zaten ölürseniz Allah'a vereceğiniz bir hesabınız olur. Araştırırken öldün. Hatalı ölmedin. Araştırıyordun, öğrenmek için öldün. O mücadele esnasında öldün yani. Can verdiğin zaman dilin artık konuşacak yani. Oradaki senin şimdilik hakkın konuşmayacak yani. Benimle konuştuğun gibi konuşamayacağın için. Dilin konuşacak. Şahitlik edecek sana. Yani elin ayağın şahitlik edecek. Gidiyordu, öğrenmeye gidiyordu ya da öğreniyordu diyecek yani. Hata da olsa, o an hatayı da öğrensen ama hala araştırmaya devam etsen, Allah'ın rahmeti boldur. Bir şekilde seni affeder. Yeter ki sen araştır. Bu bir yerde sabit, çivi gibi kalma kardeşim. Paslanır gidersin orada. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar olsun. 34 dakika olmuş. Hakkınızı da helal edin. Helal etmeyebilirsiniz ama ben bildiklerimi şimdilik anlatıyorum, bu kadar. Gerisinde artık bir gün bir vaktimiz olursa yine anlatırız. Bu tarz şeylerin ben hani videolar böyle konuşulmasına ben karşıyım böyle. Çok kimsenin vaktini de falan almak istemiyorum. Allah'a emanet olun.